Arkadaşlar merhaba, soru çözümünün ikinci kısmına devam edelim istiyorum sizinle beraber. Evet, x, y, z sol çözeltileri içeren, x, y, z ile gösterilen sol çözeltilerinin pH, pOH değerlerini veren bir grafiğimiz var aşağıda. Bakın aşağıda hangisi kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi çocuklar, bu tarz sorularda şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, x için bakalım. X'in pH'ı 11, X'in Y'nin pH'ı 7, değil mi? Z'nin pH'ı 3. Şimdi X'in baz olduğunu, Y'nin nötr bir çözelti olduğunu, Z'nin ise pH'larından dolayı, değil mi, asidik bir çözelti olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım size. X bassa NaOH gibi ya da işte başka bir bassa, pH'ı değil, önce pOH'ı bulursunuz, değil mi? Hani iyonlaşan OH iyonu olduğu için. Evet. Dolayısıyla şöyle diyelim. X için yazıyorum. pOH 3'tür. Yani OH iyonu derişiminiz 10 üzeri eksi 3 molardır arkadaşlar. Şimdi Z için düşünelim. Z de asitmiş. Bunun pH'ı 3'müş. Değil mi? Z'nin H iyonu derişimi neymiş arkadaşlar? Yine 10 üzeri eksi 3'müş. Pekala. Şimdi bakınız. Biz hani pH'ları, pOH'ları çözeltinin ana derişiminden buluruz, değil mi? İyonlaşan derişimden buluruz. O zaman X'in derişimi, X çözeltisinin derişimi 10 üzeri 0, 10 üzeri eksi 3. Z çözeltisinin derişimi de 10 üzeri eksi 3'tür diyebilir miyim? Şurada ikideki yargıyı söyleyebilir miyim? X ile Y, X ile Z çözeltilerinin başlangıç derişimleri aynıdır diyebilir miyim? Arkadaşlar diyemem. Neden diyemem? Çünkü siz bunların kuvvetli asit mi, zayıf asit mi olduklarını, kuvvetli mi, zayıf mı, baz mı olduklarını bilmiyorsunuz. Eğer her ikisi de kuvvetliyse, kuvvetli asit kuvvetli bassa, başlangıç çözeltisinin derişimi neyse iyonlaşan da o kadar olacaktır, değil mi? Ama farz edelim ki X zayıf bir bas, NH3 gibi bas. 1 molarlık başlangıç derişimi var ama iyonlaşan kısmı 10 üzeri eksi 3 molardır. Yani ama Z kuvvetli olsun, 10 üzeri eksi 3 molarlık başlangıç derişiminin 10 üzeri eksi 3 molara da iyonlaşacaktır. Yani burada kuvvetli midir, zayıf mıdır, kesinlikle bilmediğiniz için aynıdır diyemezsiniz. Kesinlik soruları aynı olabilir mi? Olabilir. Tamam. Çözelti 25 midir? Arkadaşlar pH'ı kontrol edin. 14'e mi gidiyor? Evet, 25'tir. Neden? 14 değeri, kalsiyumun 14 olduğu değer, 25 santigrat derece için geçerli çünkü. Y çözeltisine aynı sıcaklıkta su ilave edildiğinde pH değeri, bakın Y nötr mü? Nötrse su da ilave etseniz pH'ı ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Dolayısıyla birinci sorumun cevabı Edirne. Evet, ikinci sorumun cevabı yine kolay bir denge sorusu. K denge sabitinin değeri 4'müş. Ve dengedeki derişimlerle hacimleri vermiş, Y'yi soruyor. Hemen hızlıca ben yapıyorum, siz tekrar edersiniz. 4 eşittir diyorum. Şimdi kabım hacmi 2 litre olduğuna göre bana verilen molleri 2'ye bölerek ne yapacağım arkadaşlar? Molarite hesabı yapacağım. XY 3, 6 bölü 2'den 3. Bu Y2'yi bilmiyoruz. Oraya X diyelim. X bölü 2'den molaritesini buldum. Bu da 6 bölü 2'den 3. Buradan arkadaşlar 3'ler sadece işte X ne çıkar? 8 çıkar. Evet. Evet. Şimdi çok güzel bir sorum var karşımda. Isıca yalıtılmış sabit hacimli 3 kapta farklı miktarlarda H2, HCl gazları koymuşuz. Hangi kaplarda sistem dengeye gelebilir diyor. Evet, H2 ile şöyle denklemimizi yazalım. Cl2'den 2HCl oluşacak, değil mi? Hemen birinci kabıma bakıyorum. Arkadaşlar,
1 mol H2, 2 mol Cl'nin 2'nin tepkimesinden 2 mol HCl oluşuyormuş. Şimdi başlangıç, değişim, denge yapıyorum gençler. Bakınız. Ne kadar H2 varmış? 1. Ne kadar Cl varmış? 2. Pekala. Ne kadar Cl, HCl oluşuyormuş? 2. Değil mi? O zaman şurası 2'dir. 2'ye 2 harcanırsa 1'e 1 harcanır. 1'e de 1 harcanır. Burada artar ama burada H2'niz biter. Denge varlığında biten madde olabilir mi arkadaşlar? Olamaz, değil mi? Eğer biten varsa denge olmaz. Yani birinci sistem dengeye, birinci kap dengeye gelmez. Evet, burada bunu araştırıyor size. Şimdi ikinci kaba bakalım. 2 gram H2 demiş. H2 2 gram 1 mol eder. 71 gram Cl2 demiş. O da 1 mol eder. Tepkimesinden 73 gram oluşuyor demiş. Burada da oluşanın 2 mol olduğunu söylüyor. 2 oluşuyor demiş. Evet, 2'ye 2 ise 1'lere 1'dir değil mi arkadaşlar? Bakın, şöyle başlangıçta yok diyelim. Sonra 2 diyelim. O zaman burada hem H2 hem de Cl2 bitmiştir. Biten varsa ne olacaktır? Sistem dengeye gelmeyecektir. Dolayısıyla cevabım yalnız 3. Hemen onun da arttığını gösterelim. Üçüncü denklemde, üçüncü kapta 2'şer molden ne kadar oluşuyormuş? 0,5 mol H2 harcanıyormuş. Bundan 0,5 harcanırsa bundan da 0,5 harcanır. Bundan ise 1 mol oluşur. O zaman bakın, dengeye geldiğimizde kapta bütün maddelerden vardır. Dolayısıyla dengeye gelebilir diyoruz. Evet arkadaşlar, dördüncü soru yine güzel, hoş bir sorumuz. Kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen AB ve CD gibi bir şeyimiz var, dengemiz var. Burada zamanla derişimlerindeki değişimleri vermiş. Pekala. Şimdi dengeyi nasıl hesaplayacağım buradan? Dengenin kurallarını hatırlıyorum. Mesela bir önceki soruda olduğu gibi biten varsa denge olmayacaktı, değil mi? Burada da dengede, denge anında kaptaki maddelerin derişimleri sabit kalacaktır, değil mi? O zaman ben burada saniye olarak sabit kalınan noktayı buluyorum. Bakınız, 60. saniyeden sonra derişimler sabitse 60. saniyede artık sistem dengeye gelmiştir diyorum. Tamam. Dolayısıyla denge sabitini artık yazabilirim. Neden? Denge derişimlerini biliyorum herkes. Peki, birinci ifademizi okuyalım. 60. saniyede AB'nin harcanma hızı CD'nin oluşma hızına eşittir. Hemen bakıyorum. AB'nin harcanma hızı 60. saniyede, şurası 1.25. Bunlar derişim. Dikkat. Buradan bakıp derişimler farklı deyip şey yapmayacaksınız. Birbirine eşit değildir demeyeceksiniz. Çünkü hız sormuş. Denge anında ileri tepkime hızıyla geri tepkime hızı birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar. Yani harcanma hızıyla oluşma hızı birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Birinci ifade doğru bir ifade. Tamam. Hemen şu 3'e gelmek istiyorum. Bir süre bekletildiğinde AB'nin tamamı tükenir demiş. Arkadaşlar, denge varlığı var. Dengede sabit kalma var. Tükenmek yok. Onu eledim. Evet, şimdi KC hesabımızı yapalım. Ürün bölü giren ürünler CD. CD'lerin derişimleri 0.75 çarpı 0.75. 0.75'in karesi bölü girenler AB. AB'nin derişimleri de 1.25. 1.25'in karesinden, evet, buradan 9 bölü 25 çıkar arkadaşlar. Demek ki cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. Tamam. Bir daha söylüyorum. 60. saniyede sistem dengeye geldiğine göre hızlar birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Dengede tükenen madde olmayacaktır. Sabit kaldığı noktalar, değişimlerin sabit kaldığı değerler ve zaman sistemin dengeye geldiği zamanı bana bildirir. Evet, yukarıda verilen tepkimenin maksimum düzensizlik eğilimi
minimum enerji eğilimi zıt yöndeymiş. Şimdi bu delta H küçük sıfır olduğuna göre egzotermik bir tepkime, değil mi arkadaşlar? Egzotermik bir tepkime. Yazdım. Egzotermik bir tepkimedir. Şimdi minimum enerji eğilimi her zaman neydi? Isının yönüydü. Evet. O zaman burada minimum enerjili olma eğilimi arkadaşlar ürünlere doğru. Değil mi? Şurası minimum enerjili olma eğilimi. Şöyle çizelim. Minimum enerji. Maksimum düzensizlik de zıtmış. Demek ki maksimum düzensizlik de burası. Girenler. Şimdi buradaki düzensizlikte biz neye bakacağız arkadaşlar? Herkes gaz olduğuna göre katsayılara bakacağız. Katsayı nerede fazlaysa düzensizlik orada fazladır. O zaman girene doğruysa A ile B'nin toplamı C'den büyüktür. Birinci ifade doğrudur. Değil mi? Evet, kabın hacmi arttırıldığında, şimdi kap hacmini arttırırsan basınç düşecektir. Basıncı arttırabilmek için molün çok olduğu tarafa doğru kayma gerçekleşir. Molün çok olduğu taraf girenler, yani girenlere kayar. Girenlere kayarsa da Z azalır, X ve Y oluşur. Yani Y'nin derişimi artar der miyiz? Deriz. Ancak şöyle bir durumumuz var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz ilk başta hacim arttığında molerite ne yapacaktır? Azalacaktır, değil mi? Hani şöyle diyorduk grafiklerde. Evet, molerite birden azaldı. Sonra denge girene kaydığı için molerite tekrar artacak ama eski haline gelmez diyorduk, değil mi? O zaman başlangıca göre Y'nin derişiminde azalma olacaktır. Dolayısıyla bu artar değil, azalır olacaktır. Şimdi bakın, iki yönü de düşünmek zorundasınız. Evet, ürünlerden girene doğru kaydığında Y oluşacaktır, Y'nin derişimi artacaktır. Ama ilk yaptığınız etki sonucunda Y'nin derişimini azaltmıştınız. Tekrar arttırmak eski haline gelmeyeceği için başlangıca göre Y'nin derişiminde azalma gerçekleşecektir dedik. Evet, üçüncüyü zaten söyledik, değil mi? Girenler yönü nedir? Evet, burada da cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 3 oldu. Evet, 6. soruya bakalım. KCC değeri şu aynı sıcaklıkta 500 ml sıvıda bu kadar katı çözülebiliyorsa. Evet, bununla nasıl bir yol izleyeceğiz şimdi? Öncelikle şöyle yapalım mı? Şurada 500 litre suda 0,05 mol XY katısı atılıyormuş. Şimdi bu atılan katının tamamının çözülüp çözülmeyeceğine kim karar veriyor? KCC değerine bakarak biz karar veriyoruz. Şimdi KCC'ye göre çözünen miktarını bulalım. Evet, XY, X artı Y eksi diye, değil mi, ayrılır. Bunun çözünürlüğüne S dersem X'in molaritesi S olur, Y'nin molaritesi S olur. Dolayısıyla KCC ifadem, onu da şöyle tam olabilmesi için 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 şeklinde yazıyorum. KCC ifadem S kareye eşittir. Buradan S'im 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar gelir arkadaşlar. Tamam. Çözünenli burada mol cinsinden verdiğine göre 500 mililitrede hemen ne yapalım? Çözünen mol miktarını bulmuş olalım. Molerite eşittir M bölü V'den molü hesaplıyorum. Şimdi moleritem bu. Çözünebilecek miktarım, çözünebilecek moleritem bu arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Hacmim de 500 litre. Ve buradan yaptığınız işlem sonucunda ne çıkar? 0,02 mol çıkar. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet, suya 0,05 mol atmış ama KCC'nin el verdiği derecede 0,02 molü çözünmüş ancak. Yani geriye atılan katının 0,03 molü ne yapar? Kalır. Birinci grafiğim doğru. Evet, KCC'nin el verdiği derecede çözünecek. 0,05'in hepsi çözünseydi eğer KCC miktarım, KCC değerim 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan daha büyük bir rakam olacaktı.
Onu unutmayın. Dolayısıyla burada KCC çarpımı 0, 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 9'a kadar devam edip orada da sabit kalacak. Daha fazla çözünme gerçekleşmiyor. Şimdi çözünen kütlesini bulalım. Çözünen madde miktarı 0,02 moldü değil mi? MA'sı da 197'ymiş. 197 ile çarparsam buradan üçlü bir şeyler gelir. Yani bu yanlış. Dolayısıyla cevabımız denizli oldu. Unutmayın, 0,05 mol katının hepsi atılsa bile ancak KCC'nin çözünebilir dediğim miktardaki madde çözünecektir. Evet. Evet, 11. sorudayız. Kapalı bir kapta 2.4 gram O3 gazı 0.96 gram O2 gazına dönüşüyor. Dönüşüm dengesini vermiş. Gramlarını da vermiş. Gramlardan hemen mol hesaplaması yapıyorum arkadaşlar. 2.4 bölü O3'ün MA'sı 48 olduğuna göre. Şimdi şöyle bunu aşağıya alalım. 2O3'ten 3O2 oluşuyor. Hemen başlangıçta. Bunu buna böldüğünüz zaman 0,05 çıkar. 0,05. Evet. Şimdi dönüşüyor diyor değil mi? Yani şu dönüşen miktar, yani şuradaki değişimde gerçekleşen miktar arkadaşlar. Hemen 0,96'yı da MA'sı 32 olduğu için 32'ye bölersem burada da dönüşen miktarın 0,03 olduğunu bulurum. Şimdi 3'e 0,03 dönüşüyorsa 2'ye 0,02 harcanacaktır. Değil mi? Evet. Gerisini bulmama gerek var mı? Yok. Neden? Bana çünkü O3'ün yüzde kaçı tepkimeye girmiştir diye soruyor. Arkadaşlar bakın yüzdeyi şöyle hesaplıyorum. 0,05 molde 0,02 girdiyse yüzde kaç girmiştir? 0,05 molde 0,02 girdiyse yüzde kaç girmiştir? Yüzde 40 girmiştir arkadaşlar. 11. sorunun cevabı. Evet, 12'ye bakalım. Hemen zayıf asit verilmiş. Yani ihmalleri yaptığım yer burası. HCl zayıf asidinin derişimini vermiş. İyonlaşma yüzdesini vermiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. 0,02 molarlık asidim var ama ancak %0,1'i iyonlaşabiliyor. Buradan iyonlaşan miktarın 2 çarpı 10 üzeri 2, 3, 4, 5, eksi 5 molar olduğunu buluyoruz. O zaman HY zayıf asidine göre iyonlaşma dengesini yazarsam H artı Y eksi. Evet, başlangıçta 0,02 molarım var ama bunun 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'i kadar molarla iyonlaşabildi. O zaman şunlardan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 iyonlaşmıştır, oluşmuştur diyorum. Evet. Dengeye geldiğim anda arkadaşlar ne yapacağım? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'i ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Neden? 0,02'nin yanında çok küçük bir rakam olduğu için. Hemen Ka'yı buluyorum. Ka 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi 4 çarpı ben yazayım size şöyle 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 bölü 0,02'den Ka buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 gelecektir. Peki eğer bu çözelti için pH hesaplamanızı isteseydi sizden neredeki değeri kullanacaktınız? H artının iyonlaşmış değeri yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten pH hesabı yapacaktınız. Tamam. Evet. 13'e geldim. Evet. 13 güzel bir soru. Bakınız arkadaşlar. Şimdi 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarlık pH değeri 1 olan HCl çözeltisinin 100 mililitresine 8 çarpı 10 eksi 2 molarlık kaç mililitre NaOH eklenirse pH değeri 7 olsun diyor değil mi? Şimdi 7'de tam nötralleşme mi yapacağız biz? Evet arkadaşlar tam nötralleşme yapacağız. Öncelikle şuraya bir bakalım. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarlık bir çözeltim var ama pH'ı 1. pH'ı 1 HCl'm var benim değil mi? O zaman H artı iyonu derişimimiz nedir? 10 üzeri eksi 1 molardır. Değil mi? Evet. Çözeltimin hacmi de 100 mililitre miymiş? O zaman hemen buradan H artının molünü buluyorum.
0,1 çarpı 0,1. Nereden yaptım arkadaşlar? Molarite çarpı hacimden yaptım. Molarite burada, hacimde 0,1. Demek ki çözeltimin içerisindeki H artı iyonun molü 0,0,1'miş. Şimdi tam nötralleşme, yani pH 7'de H artı iyonumuzla OH eksi iyonumuzun molleri birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. O zaman bizim şu molarlık NaOH'ımızın içerisindeki molümüzün ne olması lazım arkadaşlar? 0,0,1 olması lazım, değil mi? Molarite eşittir M bölü V mi? Evet. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 moların molünün 0,0,1 olabilmesi için ne kadarlık hacimde almam gerekiyor? Tamam. Buradan da hacmini arkadaşlar 1 bölü 8, yani 0,125 litre, 125 mililitre olarak bulursunuz. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Evet. 14. soruya geliyorum. Evet, tampon çözelti. Tampon çözeltinin tanımını yapalım. Zayıf bir asit ile onun tuzunu, o zayıf asidin tuzunu bir arada bulunduran ya da zayıf bir baz ile onun tuzunu bir arada bulunduran çözeltilere tampon dedik. Tampon oluşturmaması kuvvetli demek. Bakın HCl kuvvetlidir. İki tampon oluşturmaz. NH3 de zayıftır. Bu da zayıftır. NH3'ün tuzu, formik asitin tuzu sodyum format. Dolayısıyla 1 ile 3 tampon çözeltiyken 2 tampon çözelti ne yapmayacaktır? Oluşturmayacaktır. Evet, 16 numaralı sorumuza bakalım. Sulu çözeltileriyle ilgili yine bir şey bu. Bilinen tarzda daha önce çözdüğünüz gibi KCl tuzdur, nötr tuzdur. Nötr olmasının nedeni nedir? Kuvvetli baz ve kuvvetli asitten gelmesidir, değil mi? Evet, böyle bir karşılaştırıyorum. Şimdi amonyum nitrat asidik tuzdur diyor. Hemen amonyum nitratı oluşturanlara bakalım. Bir kere NH3 oluşturur. Bir de HNO3 oluşturur. HNO3 kuvvetli asit olduğuna göre demek ki asidik bir tuz olacakmış kendisi. Bu da doğru. Bunun sulu çözeltisinde, evet arkadaşlar, zayıftan gelen iyonlar hidrolize uğrar. Kuvvetliden gelen iyonlar hidrolize uğramaz. Yani nasıl? KOH kuvvetli bir baz ya, K artı iyonu hidrolize olmaz. Unutmayın. Ama NH3 zayıf bir baz olduğu için NH3'ten gelen NH4 artı iyonu, amonyum iyonu hidroliz olur. Dolayısıyla zayıftan gelenler hidrolize uğrar. Evet, KNO3'teki NO3 kuvvetli asitten geliyor. Kuvvetli asitten gelenler hidrolize ne yapmaz? Uğramazlar diyoruz. Evet. Evet, 18. soruya bakmanızı istiyorum. Aşağıdaki kaplarda oda sıcaklığında eşit hacim ve derişimli HXHY çözeltileri vardır. HX suda tamamen iyonlaşabiliyorsa demek ki HX kuvvetli bir asitmiş arkadaşlar. HY ise %0,1 ise demek ki bu da nasıl bir asitmiş? Zayıf asitmiş. Şimdi hani pH metrede hatırlarsanız 7'ye kadar nötrdü. 7'den sonra işte şurası asitlikti, değil mi? 7'ye yaklaşınca asit zayıflar, 1'e yaklaşınca, 0'a yaklaşınca asit kuvvetlenir diyebiliyor muyduk? O zaman zayıf asitin pH'ı, değil mi arkadaşlar, 7'ye daha yakın olacağı için ikinci kaptaki pH 1'den daha yüksektir. Doğru. Peki, 2'nin Ka'sını bize hesaplatıyor. Ka'nın 10 üzeri eksi 6 olduğunu hesaplatıyor. Nasıl hesaplatıyor? Bakınız. Ne kadar var? 1 molar var. Peki zayıf asit 0,01 oranında iyonlaşacakmış hemen. 1'in %0,1'i ne eder arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3 iyonlaşacaktır, değil mi? Şuraya yazalım. HY zayıf asidinde H artı Y eksi. Bundan 1 molar var ama iyonlaşanı 10 üzeri eksi 3.
Ama bu zaten çok az olduğuna göre var olan molaritenin yanında ne yapıyorduk? Zayıf asitlerin yoğunlaşan kısmını ihmal ediyorduk. Buradan 10 üzeri eksi 3, buradan da 10 üzeri eksi 3 oluşuyordu. O zaman dengede 1, 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3 olacak. Hemen bir ufak KA hesaplaması yaparsak 10 üzeri eksi 3'ün karesi bölü 1'den 10 üzeri eksi 6 gelecektir. Evet, KA'mız doğru. Şimdi C şıkkına bakalım lütfen. 2'nin iyon sayısı daha fazladır diyor, değil mi? Arkadaşlar 2 zayıf asit. Bu 1, burada 1'in hepsi %100 iyonlaşacak. 1 bundan, 1 bundan 2 molarlık iyon olacaktır. Burada ise 10 üzeri eksi 3'er iyonlaştığı için 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık iyon olacaktır. Zayıf asitlerde toplam iyon sayısı daha az olacaktır. Evet, şimdi 19. sorumuz ortak iyon etkisiyle alakalı bir soru ve güzel bir soru. Arkadaşlar dikkatle dinleyelim. Şimdi PbF2 için KCC'yi vermiş. Oda sıcaklığında şekildeki kapta bulunan şu çözeltisine en fazla 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol PbF2 tuzu çözebildiğinize göre PbNO3'ün başlangıç derişimi kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunun içerisine gelmişiz. PbF2 atmışız. Normalde PbF2'nin şu KCC'si 10 üzeri eksi 8 bunun el verdiğince çözünecek değil mi? Hani S çarpı 2S gibi bir işlem yaparsanız bir çözünürlük bulacaksınız. Ama onu bulmayacağız burada. Neden? Çünkü burada ortak iyon varlığı var. Pb'nin varlığı var içeride. Değil mi? Dolayısıyla ne yapacaktır arkadaşlar? Normal çözünebileceğinden daha az PbF2 çözünecektir. Ve bize o çözünen madde miktarını vermiş. Hemen ben buradan, bu arada şunu da kabul ediyorduk. PbF2'deki Pb kurşunların hepsi kabın içerisinde var olan kurşun nitrat çözeltisinden karşılanacaktı. Unutmayın. Şöyle yapalım göstermek amaçlı. Her ikisinin de iyonlaşma denklemlerini yazıyorum. Evet, artı 2 ve NO3 eksi 2 tane. Şimdi bunun içerisine gelmişiz. Pb F2 atmışız. Bu da bir miktar iyonlaşacak. Pb ile 2 tane F eksi diye. Şimdi arkadaşlar, İyonlaşan miktarı size söylemiş, değil mi? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol iyonlaşmış. Ne kadarlık çözeltinin içerisinde? 500 mililitrelik çözeltinin içerisinde. Hemen bunun molaritesini hesaplıyorum o zaman. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 ve bölü 0,5'ten ne geldi? 10 üzeri eksi 4 molar geldi. Şimdi bu 10 üzeri eksi 4 mol varsa buradan da 10 üzeri eksi 4, buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacak, değil mi? Ama şurada başlangıçta bir x molar var arkadaşlar. Dolayısıyla Pb'den de x, NO3'den NO3'ü yazmama gerek yok. Bana lazım değil. Çünkü Pb'den de bir x var. Yani çözeltide toplamda x artı 10 üzeri eksi 4 kadar Pb iyonumuz var. Ancak bu 10 üzeri eksi 4 gerçekteki çözeltiden gelen Pb iyon derişiminin yanında çok küçük olacaktır. Dolayısıyla yine asit bazlarda hani ihmal ediyorduk ya biz. Aynı onun gibi bu 10 üzeri eksi 4'ü ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Ortak iyonun varlığının tamamının çözeltiden kaynaklandığını düşüneceğiz. Yeni çözünen tuzdan değil, yüksek çözünürlüğü olduğu için kurşun nitratın. Nitrat iyonu çünkü bayağı oldukça suda çözünürlüğü fazla olan bir iyondur. Dolayısıyla bu tuz PbF2'den daha fazla çözünürlüğü olan bir tuzdur. Dolayısıyla başlangıçta burada 2 molar varsa 2 molarlık Pb iyonu olacaktır. 1 molar varsa 1 molarlık Pb iyonu olacaktır. 10 üzeri eksi 4 gelen çözünen miktar Pb'nin gerçek başlangıç derişimi yanında çok çok küçük bir miktar olacağı için onu ne yaparım? İhmal ederim.
Şimdi artık PbF2'deki bütün şuradaki madde miktarının tamamı x olarak kabul edilecek. Ve k çeyreğin 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Hemen PB'ler x tamamı bu kaptaki çözeltiden geldi. F'lerin iyonu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi. Arkadaşlar buradan yaparsanız 4'ler sadeleşir. X buradan ne gelecektir? 8, 8, 1 gelecektir. 1 molar. Yani başlangıç ne olacakmış? 1 molar olacakmış. Şöyle ufak bir tekrar yapıyorum. Ortak iyon varlığında az çözünen tuzdaki çözünmüş madde miktarı ihmal edilir. Oradaki ortak iyonun bütün derişimi var olan çözeltiden geliyor, kabul edilir. Dolayısıyla PB'lerin derişimini ben ana çözeltimin derişiminden yazacağım. X olarak yazacağım. 10 üzeri eksi 4 olarak yazamam. O zaman zaten KÇÇ'yi tutturamayız. Evet, son sorumuz. Sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Çocuklar yine kolay bir soru bu. Gaz basıncındaki değişimi izlersem hemen bakıyorum. Burası gaz. 4 mol, 2 mol. Evet, gaz basıncında azalma gerçekleşecektir. İzlerim. Bu zaten hızla ilgili bir soruymuş. Tepkime hızı zamanla azalır. Evet arkadaşlar, başlangıçta tepkime hızı en fazladır. Tepkime tamamlanmaya yaklaştıkça hız zamanla azalır. Tamamlanınca da hız biter. Bu denge sorusu değil. Dikkatinizi çekerim. Tepkimenin başlayabilmesi için kaba uygun katalizör eklenmelidir. Arkadaşlar, katalizör başlamamış bir tepkimeyi başlatmaz. Başlamayacak ya olmayacak bir tepkimeyi oldurmaz. Zaten başlamış bir tepkimeyi hızlandırmak için kullanır. Evet, umarım faydalı olmuştur soru çözümü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.